Almanya'dan yayın yapan, Almanya merkezli yayın yapan Kanal Avrupa televizyonu program yapımcısı, gazeteci, yazar, hemşerimiz Sayın Zeki Şahin'le sohbet edeceğiz. Onun için kendisini yayına aldık. Hoş geldiniz Sayın Şahin. Hoş bulduk değerli hemşerim, değerli kardeşim, meslektaşım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Biz ana vatanda olduğumuz için gayet iyi, Evet. sağlıklı, sıhhatteyiz. Ama gurbette, Almanya'da olan sizlersiniz. Biraz sizleri sormak lazım. Nasılsınız? İyi misiniz? Adı üstünde aslında gurbet kelimesini biliyorsun, ben tanım itibariyle sevmiyorum da, çünkü 60 yıla yakın Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız artık gurbetçi değiller. Buranın yerleşik insanlar. Yani sonuçta burada doğan çocuklarımız, burada yetişen çocuklarımız bu yaşadıkları ülkelerin vatandaşlıklarını almışlar. Yani bir öküz alalım, bir işte traktör alalım, bu paraları kazanalım da geri dönelim. Zamanı bir 50-60 sene sonra geçti. Burada yerleşik bir hayat var. Yani şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız dünya üzerinden gurbetçileri toplayıp Türkiye'ye getiriyor zaten. Yani bizim gurbetçi olmadığımızın en büyük delili bu. Eğer biz gurbetçi olmuş olsaydık, 6 milyona yakın Türk vatandaşı Avrupa'da yaşayan, bizi de toplayıp uçaklarla Türkiye'ye getirirdi. Bunu özellikle o Türkiye'deki medyacı arkadaşlarıma özellikle anlatmaya çalışıyorum. Seni tenzih ediyorum tabii. Sen biliyorsun, daha önce senden bunları Evet. konuştuk. Yani Evet. senin vesilenle başkalarına da Evet. gider diye Anladım, anladım, söylüyorum. anladım. Şimdi bu dediğiniz çok doğru. Tabii siz Avrupalı Türklersiniz. Öyle doğru tanım bu herhalde. Doğru, Avrupa'daki doğru Türkler, tanım bu. Avrupalı Türkler. Bu arada siz işte gurbetçi olanları Türkiye'ye getiriyorlar derken bugün hemşerimiz Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran'ın bir açıklaması var. 17 Evet. ülkeden 25 seferiyle dün 5.284 Türk vatandaşının da Türkiye'ye getirildiğini ve karantinaya, yani 14 günlük süreyi karantinada geçirilmek üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki Evet. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Ondan Doğru. önce de Türkiye'ye getirilerek, yurt dışından, Avrupa'dan Türkiye'ye getirilerek karantinaya alınan 56.293 kişiden 300-276'sında herhangi bir semptom, korona semptomu görülmediği için tahliye edildikleri bildirildi. Bu vesileyle de bunu söyleyelim. Dediğiniz gibi Evet. gurbetçi olanlar Türkiye'ye geldiler, Türkiye'de karantina altına alındılar. Avrupalı Türkler Avrupa'da yaşamaya devam ediyorlar. Evet, yani biz buranın vatandaşları, burada ikamet edenler olduğumuz için o gurbetçi kapsamı içerisine girmiyoruz. Doğru kavram getirenlerle alakalı, geçici bir süre olarak buraya gelmişler. İş adamları olabilir, turistik geziyle olabilir, öğrencilerimiz olabilir, belli bir sebeplerle buraya geçici olarak gelenler, insanlar zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. İşte bunlar gurbetçi. Ama Evet. bizler değiliz. Ya bizim durumumuzu sordun, oraya geleyim. Şimdi bunu bir güzel bir şekilde anlatmış olduk bizi seyredenlere. Ve yani Tamam, buyurun. Avrupa'da yaşayan Türklerin artık gurbetçi değil Avrupalı Türkler olduğunu anlattık senin vesilenle, sağ olasın. Şimdi bizim durumumuza gelince, Almanya ilk başta hemen şunu söyleyeyim. Biraz yumuşak, yavaş davrandı. Yani kendine çok güvendi yani ilk başta. Bu yavaş hareketinden sonra baktı ki gerçekten iş çok ciddi. Hızlı bir hareket ederek, çünkü Avrupa'nın en büyük export ülkesi. Yani Made in Germany dünyada bir marka, işte Audi, VW, efendim BMW, Porsche, Mercedes, yani bütün araba markalarının ve ağır sanayinin en fazla dünyaya export yapan ülkesi. 1 trilyon euro sadece bütçesinden, 1 trilyon euro, bakın 1 trilyon eurodan bahsediyorum. Bu meseleyle ilgili ayrıldılar. Yani mücadele konusunda, işte esnaf, iş adamları zarar görmesin, küçük esnaflar, orta ölçekli esnaflar, bunlar zarar görmesinler diye bu parayı ayırdılar. Yani çok büyük, müthiş bir para. Müthiş yani sonuç olarak. Ve sağlık konusunda çok hızlı hareket ettiler. İlk başta yavaştılar. Fazla dikkat, ama daha sonra kendilerini iyi toparladı. Bilhassa Sayın Merkel bu konuda şöyle söyledi. Dedi ki, bu virüs, bu salgın, bu pandemi Almanya'nın %70'ini, %60'ını etkileyebilir.
Bu da şu demek oluyor. Yani 80 küsür milyonluk Almanya'da şu demek oluyor. 50-60 milyon Alman bu virüste tanışabilir. Ki şu anda diyor zaten bir başlangıç bu. Henüz doruğa çıkmadı, henüz zirveye çıkmadı diyor. Yani daha bir şeyler görmedik. Kimse rehavete kapılmasın diyor. O yüzden de biraz gevşetmelere gittiler ama pazartesi gününden itibaren mesela Almanya'da alışveriş merkezlerinde, toplu taşıtlarda maske takma zorunluluğu var. Takmayanlara ceza var. Hatta ne toplu taşıtlara binebilecekler ne de alışveriş yapabilecekler. Almanya'da şu anda bir maske krizi var. Bundan önce hatırlarsınız medyada çok yer aldı sayın değerli kardeşim. Tuvalet kağıdına saldırmıştı millet. Ben de bir anlam veremedim kardeşim. Bu tuvalet kağıdının koronavirüse ne etkisi var? Yani ne yapacaklar? Niye bu kadar marketlerde, süpermarketlerde tuvalet kağıdı bulunamadı? Gerçekten öyle. Taharetlenmeyi bilmedikleri için demek ki en büyük korkuları altlarına yapmaktan herhalde fazla kağıt alalım. Bununla sileriz diye düşündüler. Ben öyle diyorum yani. Şu anda da maske sıkıntısı var. Almanya elinde yeteri kadar maskesi yok. Bununla ilgili mevzu var ama ilerleyen O dakikalarda ayrı Türkiye Almanya'sında bir maske savaşı var. yeri gelmişken Türkiye ile Almanya arasındaki maske savaşı ya da maske krizi adına ne dersek diyelim, ondan da Evet. bahsedelim. Nedir yani, Türkiye Almanya'ya maske mi vermiyor, yoksa Almanya mı Türkiye'ye maske vermiyor? Oradaki krizden kastınız nedir? Sayın Çavuşoğlu'nun bu konuyla ilgili bir açıklaması vardı. Buyurun, sizden dinleyelim. Şimdi maske konusu biliyorsunuz Türkiye dezenfektan ilaç şey, dezenfektanlar işte maskeler tıbbi malzemeler konusunda İsrail'den tutun da İngiltere yani güneşin batmadığı imparatorluğa kadar her tarafa bu tür yardımları yaptı. Yani yaklaşık dünya genelinde 40 ülkeye ülkemiz bu tip yardımları gönderdi. Fakat Almanya dedik ya işte ekonomisine güvenen, parasına güvenen bir ülke. Sonuçta biz de bunu yaparız falan filan dediler ama bu pazartesi günü başlayacak olan maske şartıyla birlikte tabii bir maske sorunu yaşanmaya başladı. Yani tuvalet kağıdından sonra bir de maske savaşları başladı. Ne yapalım dediler. Türkiye'de bu konuda zaten yeteri kadar maske var. Sayın Cumhurbaşkanımız her kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın başvuranların evlerine, adreslerine bu maskeler gönderiliyor. Burada bir şeyimiz yok, sorunumuz yok. Gelmeyenler demek ki başvurmamışlardır. Ama şimdi Almanya'dan hatta Borussia Dortmund'un başkanı büyük bir iş adamı bu tıbbi malzemeler konusunda. O şirketi olan ve Türkiye'de de şirketi bulunan iş adamı Türkiye'den buraya maske getirmek istedi. Ama biliyorsunuz maske getirmek için Dışişleri Bakanlarının onayı lazım. Türkiye'de de çıkması için Sayın Çavuşoğlu'nun onayı lazım. Almanya'ya girebilmesi için de Almanya Dışişleri Bakanı Sayın Maas'ın onayı lazım. Sayın Maas bu başvuruya yani kendi vatandaşının İş adamının başvurusuna dedi ki Türkiye'de insan hakları ihlalleri var. Efendim basın özgürlüğü ihlalleri var. Bu yüzden biz Türkiye'den bunları almayız. Hem kekeme hem gevezelik şimdi bu. Yani hem kekemelik kekemesin hem gevezesin. Yani hem ihtiyacın var hem de ben işte bunu almam diyorsun. Ama karşısına sert bir kaya çıktı. Bu kaya kim? Bir dahaki seçimlerde ben aday olmayacağım diyen Sayın Merkel'in yerine aday gösterilecek olan en önemli adaylardan bir tanesi Sayın Laşet. Laşet de Kuzeyren Vestfalya eyaletinin yani Türklerin toplam 1 milyon Türk'ün yaşadığı bir eyalet burası. Buranın başbakanı. O da dedi ki Sayın Maas'a Çin'den çok daha mı dedi antidemokratik bir ülke Türkiye'den almıyorsunuz dedi. Yani tartışmaya girdiler. Yani Çin'i biliyorsunuz. Çin'den alıyorsunuz ki antidemokratik bir ülke, demokrasiyle yönetilmeyen bir ülke, komünist bir ülke ve buna rağmen Çin'den alıyorsun. Türkiye ile bu ölçülerle geliyorsun dedi ve karşı çıktı. Tahmin ediyorum Sayın Laşet'in sözlerinden sonra bu olay çözülecek gibi. Yani Almanlar burnlarından kıl aldırmıyorlar ama
maskeye de ihtiyaçları var. Yani demin de söyledim. Hem kekeme hem gevezeliğe gerek yok yani. Peki yani az önce programa başlarken girişte de söylediniz yani Almanya bu kadar sanayisi büyük, bu kadar ekonomisi güçlü bir ülke ve maske konusunda niye sıkıntı yaşıyor? Yani mesela Türkiye'de de bu Covid-19 bilinmiyordu ama maske konusu bir şekilde büyük oranda çözüldü. Tabii az önce siz de söylediniz ufak tefek maskesi gitmeyenler, ufak tefek sıkıntılar yaşayanlar böyle büyük bir salgında ve organizasyonda mutlaka olur. Ama genel bir sorun yok. Niye Almanya'da bu sorun aşılamıyor? Almanya işte dedim ya Almanya böyle Almanya sağlık konusunda da böyleydi. Mesela Almanya'da yoğun bakım üniteleri Almanya şunu söyleyelim önce Sayın Gürel Almanya'da Avrupa'da yani sırf Almanya'yı baz almayalım da Avrupa'nın nüfusu zaten yaşlı bir nüfus. Genç bir nüfusa sahip değiller. Bunu bütün dünya alem biliyor. Yani sizler de biliyorsunuz. Ve bu virüs bu koronavirüsü zaten 65 yaş üstü insanlarda bağışıklık sistemi zayıf olduğu için en fazla o insanları etkiliyor. O yüzden de bunlara müdahale edilebilmesi için yoğun bakım servisleri ve solunum cihazları lazım. Ve yoğun bakım ünitelerinin sayısı çok olması lazım. Almanya bu konuda hazırlıksız yakalandı. Maskeye falan ihtiyacı olmadığını ve tekstil sanayisini biliyorsunuz bütün dünya Çin'de yaptırıyordu. Çin'den gelen malların da bozuk olması hatta virüs izlerinin rastlanmasından sonra geri gönderilen bir sürü maskeler falan filan var. Korona yok yani öksürdük ama. Sağlamız Güzel. Olmasın. Uzak dursun sizden. Evet. Sağlamdayız. Bizim Güzel. korona savarımız var. Bir damlamız var. Mineral yüklü bir suyumuz var. O suyla onu kendimize yaklaştırmıyoruz. Bu su da bizde yani. Kimse de bizim kendi çevremizde kullanıyoruz. Allah'a şükür kimseye de bir şey olmadı. Olanlara da müdahale ettik, atlattılar Allah'a şükür. Çok güzel, Bu çok da güzel. bizim. Evet. Evet. Şimdi Almanya yatak sayısı konusunda, sağlık konusunda Türkiye'den geri bir ülke. Bunu kabul edelim. Ha, Türkiye'dekiler beğenmiyor ya, yani Türkiye'yi. Şehir hastanelerini beğenmiyorlar ya hani. Burada sağlık sistemi bu gözüktüğü kadar, göründüğü kadar sağlam ayaklar üstünde duran bir sistem değildi. Ve insanların birdenbire yığılmasını önlemek için bu önlemleri Almanya almak zorundaydı. Neydi bu önlemler? İşte kısıtlamalar getirdi. İşte belli bir saatten sonra iki kişi yan yana gezebilir, biraz arada bir mesafe bırakarak diğerleri farklı gezebilir. Yani bir sürü şeyler getirdiler. Buradaki mesele yani hastalığa yakalananlar olursa eğer yoğun bakım ünitelerinin sayısı az olduğu için, solunum cihazlarının sayısı az olduğu için dediler ki parça parça alalım ve bunlara imkan sağlayalım. Ama Türkiye'nin yapılan araştırmada ki ben ana haberlerde de söyledim bunu 43 bin yoğun bakım ünitesi vardı. Daha bu iki yeni şey açılmadan önce, yeni şehir devlet hastaneleri açılmadan önce vardı zaten. Hani diyorlardı ya bu kadar hastaneler ne olacak? Buralara hasta nereden bulunacak? Bir tane milyarda yani şeyin santimetrenin, milimetrenin milyarda 0,0000,5 büyüklüğünde gözle ve mikroskopla zor görülen bir virüs dünyayı dizayn etti, gördük. Demek ki bu hastaneler olması lazımmış, yapılması lazımmış. Ve yapıldığı için de Türkiye bu konuda çok şanslı. Şimdi Türkiye'dekilere şunu söylemek istiyorum. Çok fazla konuşuyorum biliyorum ama. Estağfurullah. Türkiye'dekiler şunu söylemek istiyorum. Almanya ile Türkiye'nin nüfusu hemen hemen aynı nüfusu olarak bakarsan. Ama Türkiye'deki vatandaşlarımız şunu çok iyi bilsinler. Türkiye'de ölü sayısı Almanya'nın yarısı kadar, daha da az. Yani koronavirüsten ölenler Türkiye'deki ölenlerin iki kat daha fazla. Yani bunu unutmamak lazım.
Peki, herhalde ses sizin oradan geliyor değil mi? Bir Kur'an-ı Kerim sesi geliyor. Rama